Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan borç aldığına ilişkin iddialarını yalanladı. Borç mu aldı Türkiye? Tabii. Ya biz IMF'ye borç veriyorduk. Doğrular maalesef o değil. Yani Türkiye IMF'den 63 milyar kadar bir para aldı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz bu iddialarda bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den iddialara yanıt geldi. Doğrular maalesef o değil. Yani Türkiye IMF'den 63 milyar kadar bir para aldı. Nebati Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın iddialarda bulunduğu görüntüyü paylaştı. Üzerine de Sayın Profesör Doktor Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durumda sizin adınıza üzücü yazdı. Bakan Nebati, IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır dedi. Efendim şimdi dolar biliyorsunuz ki 18'lere dayandı. Kurdaki yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Altının yükselişi de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden ve doların yükselişi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlere bağlı. O yüzden tüm dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon rakamlarında. Piyasalardaki beklenti nedir? Hemen piyasaların kalbinin attığı bir noktaya Eminönü'ne gidiyoruz. Arkadaşımız Gülay Alaca'dan detayları alacağız. Gülay. Evet, bugün dünyanın gözü Amerika'da enflasyon rakamlarında saat 15.30'da açıklanacak. Amerika'daki enflasyon oranları şimdi biraz geçmişe baktığımızda, geçen aylara baktığımızda biliyorsunuz ki Amerika'daki enflasyon oranları rekor kırdı. Hatta 9'un üstüne çıktı. Ancak bu defa ise beklentiler biraz daha aşağı yönde. Peki şu anda Türk piyasalarında dolarda durum ne? Doların, Türk lirasının dolar karşısındaki durumu ne, hemen ona bakacağız. Çarşıdayız. Serbest piyasadaki işte rakamları ekrana getiriyoruz. Şu anda baktığımızda rakamlara alış 17.95, satış ise 17.99. Ancak buradaki makas aralığı biraz daha düşük. Yani piyasanın geneline baktığımızda diyebilirim ki aslında alış biraz daha yüksek, 18'in üstünde. İşte Amerika'daki enflasyon oranlarını beklerken rakamlar bu şekilde. Ama şimdi baktığımızda biraz şimdi FED kararına dönelim. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda açıklanan. O zaman ne olmuştu Gizem? FED kararı açıklanmadan öncesinde, günler öncesinde aslında dolar yükselişe geçmişti. 18'lere dayanmıştı. Ama FED'in açıklama yaptıktan hemen sonraki günde yine çarşıdaydık. Rakamları aktardığımızda çok fazla oynama olmadığını görmüştük. Bu neden? Çünkü Amerika'dan gelen rakamlar, gelen açıklamalar aslında az çok belli ettiği için piyasalar buna göre birkaç gün öncesinden zaten pozisyon alıyor. O yüzden de çok bir değişiklik olmadı. Dolar aynı yerinde sayıyor diyebiliriz. Peki altından bahsedelim. Altın ne durumda şu anda? Şimdi FED faiz kararını açıkladıktan sonra dolarda bir gün sonrasında değişiklik olmamıştı ama altında inanılmaz bir yükseliş olmuştu. FED'in faiz kararından önce gram altın 1001 liralardaydı. Sonrasında 1020'lere dayandı. Peki bugünkü rakam ne? Enflasyon rakamları açıklanmadan önce gram altın durumda, onu hemen soracağım. Efendim merhaba. Gram altın ne kadar acaba? 1045 lira şu an satış. 1045 lira. Evet. Peki dün ne kadardı, onu da sorayım. Fiyatı neydi Melih abi? 1040 liranın altında mıydı? Evet, 1040. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi şimdi enflasyon rakamları açıklanmadı. Bugün 15.30'da açıklanacak. İşte o rakamlar henüz dolara yansımadı. Ancak emtia fiyatlarına da, altın fiyatlarına da yansıdı. Yani bugün gram 1045 lira, dün ise 1040 liraların altındaydı. Fed'in faiz kararından önce ise tam 1001 liralardaydı. Yani enflasyon rakamları şu anda altında bir dalgalanmaya, bir yükselişe sebep oluyor. Yaklaşık saatler sonra açıklanacak. Tabii biraz daha yukarıya çıkar mı, bu belirsiz, ama şunu söyleyebiliriz ki aslında Amerika'dan gelecek o rakamlar az çok kendisini belli ettiği için bugün çok fazla bir sürpriz olmayacak gibi öyle görünüyor ki daha düşük bir rakam gelecek. Enflasyon rakamı gelecek olacak karşımıza ve bu da öyle görünüyor ki rakamları, altın fiyatlarını biraz değiştirebilir, ancak dolar tarafında ise çok bir değişiklik olmayacak gibi. Evet, çarşıda durum bu şekilde. Gizem, artık buradan sözü sana bırakalım.